Teknoloji Oku'dan hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün yeni bir incelemeyle karşınızdayız. Bugünkü inceleme konuğumuz Huawei Sound isimli bir hoparlör. Bu hoparlörün incelemesini yapacağız. Fakat önce ben bir kutusunu açmak istiyorum. Videonun ilerleyen kısımlarında incelemesine de geçeceğiz. Lakin arada bir kullanım süresi olacak. Tabii siz bunu direkt olarak ardı ardına izleyeceksiniz. Bunu size hemen belirtelim. Biz sadece kutu açılışında bu inceleme videosunun önüne koyalım istedik. Şimdi kalemimizi aldık. Kutumuzu açıyoruz. Neden kutuyu kalemle açıyoruz? Oğuzcuğum, bir fikrin var mı? Yok. Çünkü kalem kılıçtan keskindir diye iğrenç bir resimini yaparak. Evet, tabii o işin şakası. Evet, kutumuzu açıyoruz. Biliyorsunuz arkadaşlar, son dönemde zaten bu tarz hoparlörlerin sayısı bir hayli arttı. Tabii ülkemizde çok yaygın değil ama özellikle Amerika'da ve Avrupa'nın bazı ülkelerinde bu tarz hoparlörler bayağı kullanılıyor evlerde. Ve tabii bunların kullanılması için aslında bir akıllı evde olması lazım. Yani düşünsenize, şimdi akıllı eve giriyorsunuz, sallıyorum. İşte perdeleri aç diyorsun, tamam diyor, açıyor falan. Size cevap veriyor, şunu ara diyorsun. Tabii açılmaz da. Evet, şu kutuyu açalım şöyle, hop bakalım. Oo, bayağı büyük ha yalnız. Oy, Allah karpuzu gibi ha. Şöyle şap şap şap. Gerçekten bayağı ağır bir şey arkadaşlar. Evet, kutunun içeriğinde şöyle bir şey daha var. Evet, burada muhtemelen şarj adaptörü var. Sizin de tahmin edebileceğiniz üzere. Hatta güç adaptörü demek daha doğru olur buna. Çünkü bu muhtemelen kablosuz çalışmıyordur. Şöyle bir de adaptörümüz geliyor. Kutu içeriğinde şuralarda da evet muhtemelen kitapçıklar falan vardır diye düşünüyorum. Çok da önemli değil, kitapçık zaten okumadığımız için. Varsa da vardır, yoksa da çok sıkıntı değil. Evet, şöyle açalım bakalım bir tipine. Nasıl bir tipi varmış hoparlörümüzün. Görelim şöyle. Hoppacık, şöyle çıkartalım. Evet, paso bir şeylere sarılmış. Burası alt kısmı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şurada güç adaptörünü takıyoruz herhalde buradan. Yok, buradan güç adaptörü değil herhalde ya. Şurada çünkü, yok burası AUX'muş. Şurada bir AUX girişimiz var arkadaşlar. Başka bir giriş var mı diye bakıyorum. Bakıyorum, göremedim. Evet, şunu da açalım. Açalım mı Oğuzcuğum bunu? Açmıyorum, böyle kalabilir. Böyle mi kalsın dedim? Gayet güvenliyorum. Bak, burası da böyle parlıyor ama. Enteresan bir ambalajlama olmuş. Bu. Evet, şöyle açmış olduk siyah filmiyle. Şekil olarak sana bir şey anımsattı mı Oğuz? Yani Star Wars'taki droidleri hatırlattı. Değil mi? Güzel bir şekli var bence. Teknolojik bir şey buradan. Duptus, evet. Duptus, duptus. Şurası herhalde dokunmatik panel. Şurada görüyorsunuz arkadaşlar. Birazdan bunu zaten biz çalıştıracağız. Önümüzdeki günlerde dediğim gibi kapsamlı bir incelemesi gelecek. Bu videonun devamında siz izliyor olacaksınız. Biz şimdi bunu bir test etmeye başlayalım. Bakalım ne gibi özellikler sunuyor? Ses deneyimi nasıl? Ses performansı nasıl? Bu gibi verileri videomuzun devamında bulabilirsiniz. Teknoloji Oku'dan hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün farklı bir ürünün incelemesiyle karşınızdayız. Dışarıdan bakıldığında neye benziyor bilmiyorum ama bu bir hoparlör. Biliyorsunuz son dönemde ev hoparlörleri bayağı bir moda olmaya başladı arkadaşlar. Bunu alıyorsunuz, evinizin herhangi bir köşesine koyuyorsunuz. Böyle ardından telefonunuzla, işte ne bileyim bilgisayarınızla, Bluetooth olan herhangi bir cihazla buna bağlanarak bunun üzerinden müzik vesaire çalabiliyorsunuz. Bir de bunun bir üst ve akıllı versiyonları var. Biliyorsunuz onlarda sesli asistan desteği vesaire de oluyor. Direkt olarak iletişime geçip soru falan sorabiliyorsunuz. Atıyorum bugün hava kaç derece vesaire gibi. O da size cevap veriyor ama bugün inceleyeceğimiz Huawei Sound modelinde ne yazık ki böyle bir özellik söz konusu değil. Peki bu hoparlör size neler sunuyor derseniz bunlardan biraz bahsedelim. Bu hoparlörü arkadaşlar Huawei Deviant ile bir işbirliği yaparak geliştirmiş durumda. Gördüğünüz gibi hoparlörde iki tane subwoofer var, sağ ve solda. Bunun haricinde akustik ses içinde 4 adet hoparlörden, speaker'dan yararlanılmış. Peki bu bize nasıl bir ses deneyimi sunuyor? Şimdi biz size bu ses deneyimini ne kadar göstersek de
nasıl bir ses deneyimi sunduğunu ancak hoparlörünüzün kalitesi neticesinde anlayabileceksiniz. O yüzden kalkıp da bunun sesini burada bangır bangır açmanın çok bir alemi yok. Fakat şunu söyleyebilirim size. Benim tahminimden, daha doğrusu benim beklentilerimden yüksek bir ses deneyimine sahip olduğunu söyleyebilirim bu hoparlörün. Gelelim tasarımıyla ilgili detaylara arkadaşlar. Göründüğü üzere yuvarlak sade bir tasarım çizgisine sahip ki son dönemde bu tarz tasarıma sahip ev hoparlörlerinin sayısı artmış durumda arkadaşlar. Yalnız burada gördüğünüz gibi parlak ve siyah bir hat kullanılmış. Bu hat çok kolay çiziliyor arkadaşlar. Piyano bilek diye de geçiyor bu renk çoğu yerde. Ama dediğim gibi çok kolay çizilen bir yapıya sahip. Yani biz mesela bunu geldiği gün koyduk. Ara sıra bir değindik falan. Ama bakıyorum şimdi üzerinde kılcal çizikler oluşmuş durumda. Dolayısıyla bunu koyduğunuz yerde çok fazla böyle ne bileyim ellememeniz vesaire gerekiyor. Ayrıyeten parmak izini de çok bırakıyor ve yüzey direkt olarak kirli gözüküyor. Şöyle bir bezle güzelce silmeniz lazım. Onun haricinde de bir daha dokunmayacaksınız bunu. Taşırken de şöyle falan taşımanız lazım. El sürmemeniz ya da şuradan tutmanız gerekiyor. El sürdüğünüz takdirde çünkü direkt olarak parmak izi bırakıyor ve çizilmeye de çok müsait bir yapıda. Şimdi teknik özelliklerine geri dönelim arkadaşlar. Bunda hem Bluetooth desteği var hem de Wi-Fi desteği var. Genel itibariyle Wi-Fi üzerinden bağlanıyorsunuz ve şarkılarınızı ya da ne bileyim medyalarınızı yürütebiliyorsunuz. Yüksekliği 186.7 mm, genişlik ise 147 mm arkadaşlar. Ağırlık ise biraz kallavi 2.2 kg ağırlığa sahip bu hoparlör gerçekten de ağır. Gerçi söz konusu ses teknolojileri olduğunda biliyorsunuz işin içine mıknatıslar vesaire giriyor. Onlar girdiği için de ister istemez zaten bir ağırlık merkezi oluşmuş oluyor. 512 MB'lık RAM var bu cihazda ve 8 GB'lık da ROM'a sahip. Tabi bunları çok kullanmanız gerekmiyor Bluetooth'tan yürüttüğünüz için. Dediğim gibi bir tane woofer var ama iki tane woofer var gibi gözüküyor. Sağda ve solda konumlandırıldığı için bakın burada bir tane var, burada bir tane var gibi gözüküyor ama içeriden baktığımızda bir woofer olduğunu söyleyebiliriz. Az önce de bahsettiğim üzere bu hoparlörün içerisinde 3 adet speaker bulunuyor arkadaşlar. Onlar da şu kısımlara yerleştirilmiş. Size 360 derecelik bir ses deneyimi sunuyor. Huawei bu cihazda dokunmatik kontrollere yer vermiş ki bunlar da cihazın hemen üst kısmında bulunuyor. Burada bir mute yani sesi kısma tuşu var. Artı ses arttırma. Eksi de ses kısma tuşu bulunuyor arkadaşlar. Bir de böyle 3 çizgi tuşu var. Onda da böyle bağlantı vesaire yapıyorsunuz. Güzel bir ışıklandırma, bir renklendirme, bir panel var burada. Yani mesela sesi kıstığınızda, açtığınızda ışıklar, çerçevedeki ışık güzel bir şekilde görünüyor. Aynı şekilde atıyorum mute'a bastığınızda kırmızıya dönüyor. Arama yaptığınızda böyle sarımtırak bir renk oluyor vesaire. Yani o tasarımsal açıdan bence hoparlör güzel. Ses deneyimi açısından da dediğim gibi güzel ama tasarımda şöyle bir sıkıntı var sadece. Dediğim gibi bu renginde biraz el izi, parmak izi vesaire bırakıyor. Şimdi gelelim telefonunuzu buna bağlamaya arkadaşlar. Telefonunuzu buna bağlamak için Huawei'nin bir uygulaması var. O uygulamayı indirmeniz gerekiyor. Biliyorsunuz Huawei uygulamalarını kendi uygulama mağazasında tutuyor. Daha doğrusu Huawei App Gallery aracılığıyla bu uygulamaları indiriyorsunuz arkadaşlar. Huawei AI Life yani All Life de okuyabilirsiniz ama All çok doğru olmaz. Artificial Intelligence Life yani yapay zeka hayat gibi bir şey. Burada direkt olarak yükleyebiliyorsunuz. Mesela bakın ben şu anda uygulamaya girdim. Direkt olarak yeni sürümü gelmiş. AI Life'ın onu indir diyor. Bunu güncelle demek zorundayım. Ve güncelle dediğim zaman beni direkt olarak arkadaşlar Huawei'nin mağazasına atıyor. Şunu tekrardan size söylüyorum. AI Life Google Play'de de var. Ama oradan indirdiğiniz zaman cihazı görmüyor arkadaşlar. Çünkü Google Play'deki uygulama güncel değil. Mutlaka Huawei'nin App Gallery'yi indirmeniz lazım. O da Google Play'de yok. Onu Huawei'nin kendi sitesinden indirebiliyorsunuz. Eğer telefonunuz Huawei ya da Honor değilse. İndirdikten sonra oradan AI Life var. Onu indirmeniz gerekiyor. Ve AI Life'i indirdiğiniz zaman direkt olarak Huawei cihazları orada uygulama içerisinde gözüküyor zaten. Eşleştirmek için size rakam vesaire okuyor bu hoparlör rakamları okuduktan sonra basit bir şekilde ne yapabiliyorsunuz? Eşleştirmeyi gerçekleştirmiş oluyorsunuz. Uygulama arayüzüne girdiğiniz zaman arkadaşlar uygulama arayüzünden ses açıp
buradan buna da okey diyelim. Bakın yine de burada mesela bir eşleştirme istedi. Normalde ben Bluetooth'tan tanıtmıştım ama tekrardan benden bir eşleştirme istiyor. Eşleştirmeyi yaparken de arkadaşlar fişe takın diyor. Daha sonra mute yani sessiz butonuna basılı tutun diyor. Ben bunları tamamladım mesela. Şimdi bulacaktır muhtemelen. Evet, eşleştirme hazır. İleri diyorum. Tamam. Ağa bağlayın diyor. Pini şimdi söyleyecek. Please enter the following digits. 3 4 2 6. Evet, gördüğünüz gibi pini söyledi. Ben de girdim buradan. Tamam diyorum ve bu şekilde eşleştirmeyi yapıyor. İşte burada sıkıntı olan şu aslında. Huawei'den hariç, yani Huawei bir telefonunuz yoksa bunu ne zaman isteyeceği belli olmuyor. Atıyorum bir kere tanıttınız. Mesela uzun bir süre bağlanmadınız diyelim cihaza. Sonra tekrardan arayüze girdiğiniz zaman tekrardan bir eşleştirme istiyor sizden. Bu da biraz sıkıntı oluyor. Uygulama arayüzünde arkadaşlar çeşitli ayarlar yapabiliyorsunuz. Desibel ayarı, işte vokal, çeşitli ses efektleri, sound efektler buradan verebiliyorsunuz. Audio kesitler vesaire var. Bunları buradan kontrol edebiliyorsunuz. Ayarları vesaire buradan gerçekleştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Onun haricinde uygulamanın çok böyle aman aman bir şeyi yok zaten. Hani uygulamaya bağlanmadan da ben bunu kullanabilir miyim? Evet, kullanabilirsiniz. Nedir? Bluetooth'tan girersiniz mesela. Direkt olarak cihazla eşleştirirsiniz. Cihazla eşleştirdiğiniz zaman parça çalabilirsiniz. Şimdi ben bunun bir özelliğini göstermek istiyorum size. Daha doğrusu bas performansını göstermek istiyorum. Ne yapacağım? Şimdi şuradan sesi açalım biraz. Bir şuraya bir bozuk para koyalım. Bakalım baslı bir şarkıda bu bozuk parayı nasıl hoplatacak? Bunu beraber görmüş olalım. İstiyorum şöyle cebimden bir TL çıkartalım. Ya da daha ufak bir şey olsun. Evet, 50 kuruş var. Bakın 50 kuruşu koyuyorum şöyle. Şimdi bu 50 kuruşu açacağımız şarkıyla, tabi buralara çarpmaz inşallah. 1 TL çarpar diye 50 kuruş şey yaptım ama eğer çarpmadan yukarı doğru şey yaparsa kenarlara, bakalım ne kadar zıplayacak. Şuradan bir şarkı açmıştık. Onu tekrar play'e basalım. Evet, sesimizi de açıyoruz. Şimdi play'e bastığım anda buradan bir para sıçraması lazım. Parayı arttıralım. Bir tane 100, bir tane 50 kuruş. Evet arkadaşlar, bu videomuzda Huawei Sound'un ses kalitesinde test ettik. Gördüğünüz gibi basslar gayet güzel vuruyor. Yani paraları hoplatıyor, zıplatıyor. Ki bayağı yukarıya doğru zıplatıyor. Fakat şu köşelere çarptığı için öne doğru sekiyor paralar. Yani bas kalitesi vesaire gayet tatminkar. Ama gelelim fiyat konusuna. Bu hoparlörün fiyatı arkadaşlar 2500 Türk lirası. Şimdi 2500 liraya bunu almak mı, yoksa ne bileyim böyle televizyonlara vesaire bağlanan bir soundbar almak mı? Orada tercih biraz size kalmış durumda. Tabi bunun da AUX girişi vesaire var. Televizyonunuza bağlayabiliyorsunuz. Bluetooth vesaire özellikleri de var. Wi-Fi özellikleri de var. Wi-Fi'den aynı ağa bağlama özelliği de var. Ama dediğim gibi günün sonunda 2500 Türk lirasına pek çok alternatif var önünüzde. Seçiminizi yapabilirsiniz. Bir de dediğim gibi Huawei olmayan cihazlarda biraz bağlantı sıkıntısı var. Uygulama indirmek zorunda kalıyorsunuz vesaire. Bu da canınızı sıkabilir. O yüzden Huawei cihazlarını kullanıyorsanız sıkıntı yok. Ama Huawei cihazlarını ben kullanmıyorum, evimde hiç Huawei yok diyorsanız biraz uğraşmanız gerekecek telefonunuza vesaire tanıttığınız zaman. Az önce gördüğünüz benim telefonumda tanımlı olduğu halde uygulamaya güncelleme geldi. Bir daha tekrardan tanıtmak zorunda kaldım. Ki bu güncelleme gelmediği zaman da aynı şekilde bazen
kafasına esiyor. Tekrardan tanımla diyor. Tanımlama yapıyoruz vesaire. Gerçi iyi oldu. Size de nasıl tanımlandığını direkt olarak göstermiş olduk arkadaşlar. Evet, başka bir incelemede görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.